Merhaba arkadaşlar, onun sınıf tarihi full özet videomuza başlıyoruz. Arkanıza yaslanın, bugün sizlerle Anadolu'nun kandillerinden başlayacağız. Ve sonrasında tüm tarih konularını Ahmet Yeseviler, Yunus Emreler, işte Hacı Bayram Veliler, Osmanlı Devleti'nin askeri sınıfı, Osmanlı'da ilim ve ilmiye sınıfı, ilmiye sınıfının görevleri, uzun bir video olacak. Türk dünyasının önemli bilim insanları, tüm onun sınıf tarihini birlikte özetleyeceğiz. Şimdi dikkatli bir şekilde dinlerseniz hemen başlayalım. Zaten sizler yazılı provalarımızda ve diğer videolarımızda ve sınıf anahtarındaki videolarda bunları öğrenmiştiniz. Şimdi biz dikkatli bir şekilde bunları öğrenelim. Fatih Dönemi, diğer fetihler, Avrupa monarşileri, coğrafya keşiflerinin sonuçları şöyle. Yani sayfalarca gidiyor. Harem sınıfı, Osmanlı şehirlerinde yaşam böyle gidiyor. Fakat diyeceksiniz hocam biz bu kadar yazıyı nasıl not alacağız, nasıl takip edeceğiz? Hiç korkmanıza gerek yok. Videomuzun altında açıklama kısmında bu videonun PDF'i linki var. Oradan da linki tıklayıp bu videonun tamamını PDF'ini böyle indirebilirsiniz. Bütün bunların hepsi sizde ders not olarak kalabilir. O yüzden ben birazcık hızlı anlatacağım. Şimdi birincisi Anadolu'nun kandillerinde tasavvufla başlıyoruz. Tasavvuf kalbin kötülüklerden arındırılıp yaratılanlara karşı güzel davranılması ve insanın menfaatlerden, nefsinden, hırslarından uzaklaşıp Allah'a teslim olması. Yani bunu biz ne demiştik? Bir havuz düşünün mesela. Havuza bir buz parçasını atarsanız o buz sonsuzluğa ulaşır. Onun içine kaybolur gider. Ama o buz burada kendi başına ben takılacağım dese güneş ışığının altına erir gider, buharlaşır, mahvolur. İşte insan da kendini tasavvuf havuzuna atıp Allah'a teslim ederse, Allah'ın varlığıyla yetinirse fena filah oluyor ve Allah'ın varlığında yok oluyor. Ama eğer ben buyum, ben şuyum, ben budur, ben bu, sen kimsin deyip eriyip gidiyor esasında, hiçbir varlığı yok. Anadolu mutasavvıfları verenlerine baktığımızda İslam'ın bayraktarlığını yapıyorlar. Türk diline sahip çıkıyorlar ve halka moral ve ümit veriyorlar. Niye, ne oldu ki hocam? Moğol baskısı var. Moğol istilasından kaçan Anadolu halkı mutasavvıf, yani tasavvufçuların telkinleriyle biraz olsun kendilerini sakinleştiriyorlar. Ahmet Yesevi tasavvuf edebiyatının kurucusu, Karahanlılar döneminde şair ve ilk tasavvufçusu, aynı zamanda Yesevilik tarikatının da öncüsü. Divan Hikmet adlı eserini bilmemiz lazım. Türbesi 2012-2002 yılında UNESCO tarihi eserler arasına alınıyor. Nerede görsen gönlü kırık, merhem olsan. Öyle mazlum yolda kalsa, hemdem olsan. Yani tamamen insan sevgisiyle bütünleşen kişiler. Gel gene gel, ne olursan ol gel diyen de tabii ki Mevlana Celaleddin Rumi. Mutasavvıf düşünür ve şair. Aynı zamanda oğlu tarafından Mevlevilik tarikatı kuruluyor. Onu da bilmemiz lazım. Eserleri Mesnevi, Divan-ı Kebir, Mektubat ve UNESCO tarafından da 2007 yılı Dünya Mevlana Yılı kabul ediliyor. Şems-i Tebrizi'nin öğrencisi. Çünkü onun hocası Şems, Mevlana'nın hocası oluyor. Mevlana da kendisini yetiştiriyor. Gelelim diğer bir önemli mutasavvıfa. 72 millete bir gözle bakmayan şer'in evliyasıysa hakikatte asidir. Yani Yunus Emre İnsan sevgisiyle dolu biri. Yaradılanı severim, yaradandan ötürü diyor. Tekki ve tasavvuf edebiyatının en büyük şairi. Risalet-i Nüsi adlı eseri var. Yine 1991'de de Yunus Emre sevgili ilan ediliyor. Hacı Bektaş Veli de Bektaşilik tarikatının öncüsü. Önemli bir eseri var. Makalat. Ve diyor ki madde karanlığı akıl nuruyla aydınlanır. Cehalet karanlığı bilgi ışığıyla aydınlanır diyor. Hacı Bayram Veli'ye baktığımızda ise Hacı Bayram Veli, şu kalemlerimizi düzeltelim. Önemli Türk mutasavvıflarından, Ankara ve çevresinde yaşıyor. Bayramiyelik tarikatının öncüsü. Eserlerine baktığımızda ise Velayetname-i Hacı Bektaş Veli ve Makalat'ı görüyoruz. Kitab-ı Fevait de önemli. Burada esasında bilmeniz gereken eserler Hacı Bektaş Veli'nin Makalat'ı, Yunus Emre'nin Risaletin Nüsiyesi, Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan Hikmeti, Mevlana'nın Mesnevisi yeterli diyebiliriz. Ahi Evran'a baktığımızda diyor ki eşine, işine, aşına özen göster. Eline, diline, beline sahip ol diyor. Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu, yani esnaf teşkilatının birlikte dayanışma içerisinde olan esnaf teşkilatının kurucusu. Bakkal, ayakkabı tamircisi, işte ne bileyim kasap, hep beraber birlikte dua ediyorlar. Birlikte birbirlerinin ürünlerini denetliyorlar. Ekonomiyi de canlandırıyorlar. Maneviyatlarını da canlandırıyorlar. Yine eserleri de bilinmesi yeterli. Sınavlar çıkma ihtimali zayıf. Osmanlı Devleti'nde askeri sınıfa baktığımızda askeri sınıf yönetici sınıfı. Şimdi bir askeri sınıf yöneticiler var. Bir de onun altında reaya, yani halk var. Biz halkız. Ülkeyi yönetenler de askeri sınıf oluyor. En üstte padişah var. Padişahın altında kılıç ehli, kalem ehli ve ilim ehli var. Kılıç ehli dediğimiz şey seyfiye. Yani bunlar esas yöneticiler. Kalem ehli dediğimiz kalemle yazı alan, yazı yazan, devletin evraklarını tutan kısım kalemiye. İlim ehli ise ilimle uğraşan ve adaletten, dinden sorumlu olan kişiler. Şimdi sadrazam, başbakan, vezir,
yine bakan. Beylerbeyi yine belediye başkanı gibi, vali gibi. Sancakbeyi hakeza öyle. Kapıkul askerleri bunlar kapıda kul olan direkt devşirme askerler. Maaş alıyorlar bunlar ve evlenemiyorlar. Herhangi bir iş yapamıyorlar. Tımarlı sipahiler ise maaş yerine toprak alan, ordunun temelini oluşturan askerler. Subaşı da ordunun başı. Su uyur, düşman uyumaz, oradan geliyor. Kalem ehline baktığımızda nişancı bürokrasinin başı padişahın yerine turasını imzalıyor. Defterdar Maliye Bakanı, Reisül Küttab da katiplerin reisi, sonradan Dışişleri Bakanı olacak. Hepsi medrese tahsilli. Bunlar da en derunda yetişiyorlar, yani en derin okulda yetişiyorlar. Şeyhülislam Diyanet İşleri Başkanı, kadı, hakim ve vali aynı zamanda. Müderris, üniversite rektörü gibi. Kazasker de Adalet Bakanı. Devletin yargı, bak kazasker, yönetim, kadı, eğitim ve şehir hizmetleri bunlardan sorumlu. Osmanlı'daki ilmiye sınıfının bütününe baktığımızda, ilk başta ayrıntıya girdiğimizde ilim, idari konularda olduğu gibi ilim alanında sağlam ve tutarlı bir yol takip ediyor. Osman Bey ilk kadıları tayin ediyor. Orhan Bey medrese kuruyor oğlu ve böylece yargı ve eğitim kurumsallaşıyor. İlmiye sınıfının görevlerine baktığımızda eğitim öğretimin sürdürülmesi, idari ve adli hizmetlerin görülmesi, sosyal, idari ve askeri konular dinin görüşünün alınması önemli. Müderris, üniversitedeki profesör öğrencilerine danışman, softa ya da suhte deniyor. Kadı, padişah tarafından atanıyor, adaleti sağlıyor. İdari, askeri, mali ve noterlik görevleri var. Müftü ise fetva veriyor. Yani dini emirleri belirleyebiliyor, dini bildiriyor, yayınlıyor. Devlet içine karışmaz, Şeyhülislam'ın altında bu da. Medreseler ve tekkelere baktığımızda medrese esasında üniversite. Tefsir, hadis, kelam, fıkıh gibi İslami ilimler de var. Aynı zamanda matematik, astronomi, fizik, mantık ve felsefe gibi pozitif, yani akli ilimlerinde okutulduğu yer, pozitif kelimesinde kullanabilirler sınavlarda. Osmanlı'daki ilk medrese Orhan Gazi İznik'te Müderris-i Davud-u Kayseri adıyla açıyor. Ünlü Osmanlı medreseleri ise Sahn-ı Seman ve Süleymaniye medreseleri. Halkın din eğitimi ve sohbet verilen mensuplarının da nefis terbiyesi yaptığı mekanlara da biz tekke diyoruz. Tekkeler aynı zamanda küçükleri de var. Küçüklerine de zaviye deniyor. Tekke ve zaviyelerde tasavvufçular hem birbirlerine eğitim veriyorlar, sanatsal faaliyetler yapıyorlar, sosyal hayatı veyahut da ekonomiyi tartışabiliyorlar. Ayrılmaz mekanları burada hep beraber dualar da ediyorlar. Türk dünyasının önemli bilim insanlarına baktığımızda Akşamseddin Fatih Sultan Mehmet'in hocası ve mikroptan ilk o bahsediyor. Ali Kuşçu yine Ulubey'den matematik ve gökbilim dersleri alıp Fatih tarafından İstanbul'a davet ediliyor. Ayasofya'nın rektörü İstanbul'un enlem ve boylamını hesaplayıp Fethiye ve Muhammediye adlı eserler yazıyor. Ayın bir yüzüne yine onun ismi veriliyor. Ulubey de yine Semerkant Medresesi'nde ve Rasathanesi'nde Zici Ulubey eseriyle tanınan bir bilim insanımız. Halk kültürü ve kitabı kültüre baktığımızda Osmanlı'da ilk kütüphaneyi 1. Murat açıyor. Arapça ve Farsça eserler Türk kültürüne kazandırılıyor. Padişahlar şair ve bilim insanlarını koruyor. Hatta kendileri de şiir yazacaklar. Fatih Sultan Mehmet saray kütüphaneleri, külliyeler yani kompleks, cami ve medreseler çok sayıda kütüphane kurduruyor. Onun torunu olan Yavuz ise Urfa, Kahire, İskenderiye, Halep, Kudüs, Şam'da kültür ve sanat merkezlerini, eserlerini İstanbul'a getirdi. Yani kutsal emanetleri İstanbul'a getirdiği zaman. Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim'in oğlu Kanuni Sultan Süleyman da Macar kralı Corvinus'a ait kütüphanelerden bazı kitapların İstanbul'a getirilmesini istiyor. Şimdi Osmanlı'da bir yazılı edebiyat ürünleri var, bir sözlü edebiyat ürünleri var. Yazılı kültürün aktarılmasına ferman, berat, ahitname gibi devlet yayınları, telif veya tercüme kitap, risale ve minyatür kullanılıyor. Başkent ve sarayda gelişiyor yazılı kültür çünkü yazıyı okuma yazmayı bilen insan çok az. Çünkü padişahlar kitap topluyor. Sözlü kültür ise masallar, menkıbeler yani kısa hikayeler, fıkralar, hikayeler, Nasrettin Hoca'nın hikayeleri, fıkraları, eski Türk kültüründen gelen unsurlar, İran örflerini, adetlerini, annelerini ve Hint hikayelerini bilmemiz gerekiyor. Nedim'in türküleri ve şarkıları, meddah, aşık ve saz şairlerin eserleri yine sözlü kültürü oluşturuyorlar. İkinci Murat'ın kültürel faaliyetlerine baktığımızda din, edep, ahlak, tıbbi eserler ilgili siyasetnameler yani yönetimle alakalı eserler, menakıbnameler yani menkıbelerin olduğu eserler, musiki, sözlük ve ansiklopedi gibi alanlarda çalışmalar yapıldı. Yabancı eserler Türkçe tercüme ettiriliyor. Alimler Türkçe eser yazma konusunda teşvik ediliyor. Aşık Paşa Garipname adlı mesnevisini bu dönemde yazıyor ve madeni paralara da kayı damgasını vuruyor ikinci Murat. Şair sultanlara baktığımızda mahlas takmaz demek. Divan bir şairin şiirlerini belli bir tertip içerisinde barındıran eserlere deniyor. Diyelim ki Yavuz Sultan Selim şiirlerini bir tane divanın içine koyuyor yani bir kitabın içine koyuyor. Ve üzerine de Yavuz Sultan Selim yazmıyor. Mahlasını yazıyor. Yavuz Sultan Selim mahlası Selimi. Anlaştık mı? İkinci Murat'ın Muradi, Fatih Sultan Mehmet'in Avni, Bayezid'in Adli, Yavuz Sultan Selim'in Selimi, Kanuni Sultan Süleyman'ın Muhibbi. Sanma şahı merkezi sen sadıkane yar olur.
Herkesi sen dost mu sandın belki olduğuna ağ yar olur. Sadıkane belki ol bu alemde dildar olur. Yar olur, ağ yar olur, dildar olur, serdar olur. Yani diyor ki, şahım sen herkesi kendine sadık dost sanma. Sen herkesi dost sanma belki o düşman olur. Belki o kişi alemlerde sözü geçen olur. Dost olur, düşman olur, sözü geçen olur, hükümdar olur diyor. Fethiyle gelen dönüşüme baktığımızda Türk şehir modelini görüyoruz. Burada en ortada cami var ve yanında aşevi fakirler için karın doyuracak yer. Hamam ve şifahane var, hastane. Sonrasında etrafına saray konuyor. Sonra mahalle ve mahalle böyle yuvarlak şeklinde gidiyor. Bu şenlendirme anlayışı için. Yani buralar yeni yeni yerler yapıldığı için insan şenlenir ya. Güzel bir kalabalık oluyor. Onu kastediyor. Şenlendirme fethedilen yerlerin iskan edilecek, yaşanılacak hale getirilmesi. Bak fethedilen yerlerin yaşanılacak hale getirilmesine biz şenlendirme diyoruz. Şimdi Osmanlılar fethettikleri yerleri imar ediyorlar. Yani oralara binalar yapıyorlar. Halkın ihtiyaçları için sosyal kuruluşlar yapıyorlar. Ve sosyal kuruluşların ihtiyaçları için de vakıflar kuruyorlar. Bunlar da yine önemli. Devam edelim. Osmanlı'daki el sanatlarına baktığımızda dokumacılık, ahşap işlemeciliği, çinicilik, hat ve taş süsleme sanatını görüyoruz. Dokumacılıkta Bursa dokumalarıyla ünlü ki hala günümüzde Bursa tekstili çok ünlüdür. Çin bile Bursa'dan kumaş satın alıyor ve Fransa'dan da heyetler eğitim için geliyorlar Bursa'ya. Ahşap işlemeciliğine baktığımızda yazı yerine geometrik yıldız motifleriyle fil dişi ve sedef kaplamalı olarak yapılıyor. 1. Ahmet'in sedef kaplamalı firuze, yakut ve zümrüt taşlarıyla süslü tahtı çok meşhur. Çinicilik de tabii ki günümüzde de İznik ve Kütahya'da, yine Bursa ve Edirne'de, İstanbul'da önemli Çinli merkezleri. Çinliyle mimari kaynaşacak. Çinili camiler var mesela Kütahya'da. Hat sanatı ise güzel yazı yazma sanatı. Yazıyı yazana da hattat deniyor arkadaşlar. Ve Batı etkisinde kalmayan tek sanat dalı. Çünkü Batı ile alakası yok. Hat sanatıyla alakalı biz de üniversitede bize bazı eğitimler vermişlerdi. Mesela Bismillah şöyle yazıyorduk. Biz şöyle. Evet tabi bu kalemle olmuyor. Bunun özel bir kalem var ama şimdi burada size bunun yazılışını göstereyim ki öğrenin. Rahman. Biz. Evet. Şöyle yazalım. Tamam. Bu işte şey oluyor. Tabi bunu böyle daha show ya tarzı yaparsan şöyle böyle yaparsan daha da hatta benzemiş oluyor. Taş ve süsleme. Evet. Gerçekten hoca şu anda ne yapmaya çalışıyor? Hepiniz şaşırıyorsunuz. Tabi hocam gaza geldiniz diyorsunuz ama yapacak bir şey yok. 15. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde hızla gelişme gösteren bir sanat da taş süsleme sanatı. Şehir, saray ve duvarlarında cami, medrese gibi yapılarda görmek mümkün. Şimdi 1453 ve 1520 arasındaki başta siyasi gelişmelere baktığımızda tabii ki ilk başta İstanbul'un fethini görüyoruz. Sonrasında Fatih Sultan Mehmet zamanında Sırbistan, Amasra, Mora, Sinop ve Trabzon, Eflak, Bosna ve Hersek alınıp Venedik'le mücadeleler yapılacak. Bu bilhassa Fatih dönemindeki önemli olaylardan bir tanesi. Otlukbeli Muharebesi yapılacak ve Karamanoğlu Beyliği'ne son verecek. Bu 2. Bayezid Oğlu döneminde. Kırım fethi yine Fatih Sultan Mehmet zamanında. Boğdan alınması, Arnavutluk ve İtalya seferi. Cem Sultan olayı yine Fatih Sultan Mehmet zamanında. İspanya'daki Yahudilerin Osmanlı ülkesine getirilmesi 2. Bayezid zamanında. Bak 2. Bayezid zamanı burada başlıyor. Cem Sultan olayıyla beraber başlıyor. Şahkulu isyanı. Burası da Yavuz Sultan Selim. Yavuz dönemi. Burayı bilmemiz lazım. Şuralar ise tabii ki Fatih Sultan Mehmet zamanında olan gelişmeler. Şimdi bunların neresi olduğunu şöyle harita üzerinde birazdan tek tek göstereceğiz. Birincisi İstanbul'un fethine baktığımızda İstanbul gerçekten Doğu ile Batı arasındaki en büyük bağlantı noktası. Zaten Doğu'nun zenginliği Batı'ya İstanbul üzerinden geçiyor. Eğer biz İstanbul'u alınca ne olacak? Batı Doğu'ya ulaşamayacak ve maalesef coğrafi keşiflere başlayacak, yeni yollar arayacak. Dolayısıyla İstanbul'un fethi bizim için sonun başlangıcı olmuş olacak. Şimdi fethin nedenlerine baktığımızda Bizans Osmanlı şehzadelerini kışkırtıyor tabii ki. Ve Haçlı seferlerine zemin hazırlamaya çalışıyor. Toprak bütünlüğünün sağlanmasını istiyoruz. Ve bölge ticaret yolları ve kazançlarına ulaşmak istiyoruz. Aynı zamanda Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in de sözü var, hadisi var. Bizans'ın hazırlıklarına baktığımızda Hristiyan dünyasından yardım istiyor ve şehrin surlarını tamir ediyor. Esasında İstanbul diye fethedilen yer İstanbullular bilirler Fatih Belediyesi. Yani Yedikule surlarından başlayıp Eminönü'ne kadar kısmı fethediyoruz biz. Ama o kaleyi bir türlü kimse yıkamadığı için hem feodalite devam ediyor ki İstanbul'un fethinden sonra feodalite de bitecek dünyada. Küçük kaleler yavaş yavaş küçük kaleden oluşturulan küçük krallıkların hepsi bitecek. Haliç'in ağzına zincirler geliyorlar ve aynı zamanda burada bilmemiz gereken Grejua denen bir Rum ateşi var. Grejua denen bir Rum ateşi var. Bu da denize yanan bir silah. Biz ise Anadolu Hisarı'nın karşısına, Yıldırım Beyaz tarafından yapılan Anadolu Hisarı'nın karşısına boğaz kesen yani Rumeli Hisarı yapıyoruz. 400 parçadan oluşan bir donanmayla tekerlekli kuleler ve şahi topları yapıyoruz. İstanbul'un fethinin sonucunda Orta Çağ kapanıp yeni çağ açılıyor. Avrupa'daki
Az önce bahsettiğimiz feodalite rejimi zayıflamaya başlıyor. Hocam o nedir? Şimdi burası büyük bir ülke ya. Eğer bu ülkenin içinde küçük küçük kalelerden oluşan küçük küçük krallıklar oluştuysa bu krallar da kendince takılıyorlarsa bunlara yani feodalite diyoruz. Bunlar esasında kendince bir kral. Bunları niye kimse yıkamıyor? Çünkü kaleleri var. Ama sen Fatih Sultan Mehmet kaleleri yıkmaya başlayınca feodalitenin de yıkılabileceği anlaşılacak. İpek yolunun kontrolü Osmanlı eline geçince maalesef ki coğrafi işler başlayacak ve ticaret yolları yer değiştirecek. Bunu önceki videolarımızda anlatmıştık. Yani sen İpek ve baharat yollarını kontrol altına alınca adamlar yeni yollar arayacak. Hatta bunu şöyle boş bir sayfada göstereyim size. Şöyle. Şimdi şöyle bir çakma bir dünya haritası çizmeye çalışalım. İnşallah başarabilirsek. Kuzey Amerika, Güney Amerika'yı çizelim. Şöyle Afrika'yı çizelim. Şöyle Avrupa'yı çizelim. Tamam. Şöyle Hindistan falan. Şöyle Avustralya'yı çizelim. Madagaskar'ı çizelim. İngiltere'yi çizelim. Grönland'ı çizelim. Şimdi biz neresiydik arkadaşlar? Biz burasıydık. Türkiye burada. Osmanlı burada. Burası Doğu. Hindistan, Çin falan filan burada. Burası Hristiyanlar Batı. Biz Doğu ile Batı'nın bağlantısını bu bölgeyi ele geçirerekten kesince adamlar yeni yollar arıyorlar. Hop Amerika'yı keşfediyorlar. Hop Güney Amerika'yı keşfediyorlar. Hop Magellan Boğazı'ndan hop gelip buradan dünya yuvarlak tabii ki Hindistan'a ulaşıyorlar. Hop Ümit Burnu'ndan dolaşıp buraya giriyorlar. İşte şu gösterdiğim şeyler bak şu. Mesela bunu Bartolome Diaz ve Vasco da Gama yapıyor. Bunlar coğrafi keşifler. Bu Osmanlı'nın ticaret yollarının önemini kaybetmesine, Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesine sebebiyet verecek. Bunun yüzünden de biz kapitülasyonlar vereceğiz. Bu da daha da perişan olmamıza sebebiyet verecek. Ve İstanbul'dan kaçan bilim insanları da Rönesans'ın başlamasına katkıda bulunacaklar. Şimdi fethiyle gelen teşkilatlanmaya baktığımızda köklü aileler yönetimden uzaklaştırılıyor. Niye? Fatih Sultan Mehmet diyor ki ya bunlar bizim ülke yönetimimize karışıyorlar. İstanbul'un fethi Fatih otorite ve kurumsallaşma imkanı sağlıyor. Güçlü aileler uzaklaştırılıyor ve Çandarlı Halil Paşa var. İdam edilerekten güç paylaşımı bitiriliyor. Yeniçeriler disiplin altına alınıyor. İstanbul'un siyasi ve iktisadi merkez yapmak amaçlandığı için imar ve nüfus çalışmaları yapılıyor. Devlet müesseseleri iktisadi ve siyasi anlamda merkezi olması için İstanbul kurumsallaştırılıyor ve nüfus sayımı yapılıyor. Saray inşa edilerek devletin merkezi haline getiriliyor Topkapı Sarayı. En derin mektebi de nitelikli devlet adamı yetiştiren bir şey. Yani şöyle düşünün. Şurada Topkapı Sarayı olsun. Şöyle kulesiyle beraber. Tamam burası sarayın içi. Sen şuraya bir Enderun Mektebi yaparaktan en içeride kendinin en iyi adamlarını yetiştirebiliyorsun. Fatih dönemindeki diğer fethi hareketlerine baktığımızda Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım fethedilerek Karadeniz Türkleri haline getirildi. Bakın bu sınavda sorulur. Sırbistan, Mora Yarımadası, Eflak, Bosna, Boğdan, Arnavutluk ve Otranto Osmanlı hakimiyetine sağlanıyor. Bu batıdaki fethiler. Bu da doğudaki fethiler. Burası Karadeniz Gölü haline getirmek için yapılan. Bu da Karamanoğulları Osmanlı topraklarına katılacak ve Akkonlu hükümdarı Uzun Hasan 1473 Otlukbeli Savaşı ile mağlup edilerek Anadolu hakimiyet altına alındı. İkinci Bayezid ve Cem Sultan var. İkisi de Fatih Sultan Mehmet'in oğlu. Fatih vefattan sonra ikinci Bayezid tahta çıkıyor ama Cem Sultan buna karşı çıkıyor. Taht mücadelesi başlıyor. Önce Memlüklere sonra Rodos Şövalyeleri üzerinden Papa'ya sığınıyor. Ve bunun yüzünden yani Fatih Sultan Mehmet'in oğullarından Cem Sultan Papa'ya sığındığı için biz dışarıda fazla aktif bir politika işlemiyoruz. Pasif niye? Batı'ya saldırsak kardeşimizi öldürebilirler. Birinci Selim dönemine baktığımızda Yavuz Sultan Selim babasını tahttan zorla indirip tahta geçen ciddi bir hükümdar. Şehzadeli döneminde taht mücadelesi yapıyor. Yeniçerilerin desteğiyle tahta oturuyor ve Safevilerle yani İranlılarla mücadele ediyor. Turnadağ Savaşı ile Osmanlı Devleti Dulkadiroğulları Beyliğini ele geçiriyor ve böylece Anadolu Türk siyasi birliği net bir şekilde sağlamış oluyor. Dulkadiroğulları. Bu muharebeyle Anadolu topraklarına kesin bir hakimiyet sağlanmış oluyor. Ve ardından 1514 Çaldıran Savaşı ile Safevilere karşı bir zafer elde ediyoruz ve doğudaki tehlike ortadan kalkıyor. Aynı zamanda 1516 Merce Dabık ve Ridaniye Savaşları ile Memlük Devleti tamamen mağlup ediliyor. Memlük Devleti yıkıldıktan sonra Suriye, Filistin, Irak, Hicaz ve Mısır Osmanlı topraklarına katılıyor. Böylelikle Osmanlı Devleti İslam dünyasının söz sahibi tek devleti oluyor. Ve tabii ki burada kutsal emanetler de bize getirilecek. Şimdi o zaman Fatih, şöyle harita üzerine gösterelim arkadaşlar daha iyi anlamanız için. Şu harita sığıyor mu? Sığıyor bak. Sırbistan'ı, gözüküyor mu? Evet. Sırbistan alıyor, Mora'yı alıyor. Bu Mara değil, Mora olacak. Mora'yı alıyor, Eflak Boğdan alıyor. Şu da Boğdan olacak. Bosna'yı, Herse'yi ve Arnavutluğu alıyor. Anadolu'da Amasra, Sinop, Trabzon İmparatorluğu, Konya, Karaman ve Otlukbeli Savaşı'nı yaparaktan Anadolu'yu güçlendiriyor. Denizlerde Ege Adaları'nı fethediyor. Kırım'ın değil de bu Kırım'ın olacak burası. Kırım'ın fethiyle Karadeniz Türk Gölü haline geliyor. Kırım burada. Ve Otranto'yu fethediyoruz. Yani sefer düzenliyoruz. Doğuda da Akkoyunlarla ve Memlüklerle ilk gerginlik yaşanıyor.
İkinci Bayez dönemine baktığımızda maalesef pasif politika var. Niye? Cem Sultan Müslüman Yahudileri İspanya'ya kurtararak Osmanlı ülkesine getiriyor. Karamanoğullarını kaldırıyoruz. Ardından da Venediklere maalesef yeniliyoruz. Mora Yarımadası'nda sıkıntı yaşayacağız. Şahkul isyanı ile Osmanlı-İran gerginliği başlıyor. Bu gerginliği tabii ki 2. Bayezid'in oğlu Yavuz Sultan Selim bitirecek. O nasıl bitirecek? Şöyle tahtayı gösterelim. Şimdi gözüküyor mu haritamız? Gözüküyor. Ha. Şimdi ne yapacak? Batı'da sefer var mı? Bak Batı'da yok. Batı'da hiçbir şekilde Batı'ya saldırmıyor Yavuz Sultan Selim. Direkt doğuda. Ramazanoğulları Beyliği, Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları Beyliği ortadan kaldırılacak. Ve denizlerde Barbaros Osmanlı İmalesi'ne girecek Barbaros'a. Çaldıran Savaşı ile Safeviler bitecek. Mercidabık ve Ridaniye bak. Mercidabık ve Ridaniye Savaşları'yla da Memlük Devleti bizim kontrolümüze geçecek. Böylece Suriye, Mısır, Hicaz yani Suudi Arabistan Yavuz Sultan Selim sayesinde Osmanlı'ya geçmiş oluyor. 1520-1595 yılları arasında gelişmelere bakmamız lazım. Şimdi Belgrad, Rodos, Mohaç, 1. Viyana, Preveze gibi zaferler Avrupa ve Akdeniz hakimiyeti için. O zaman şunlar Avrupa var. Belgrad, Avrupa, Rodos, Avrupa, Mohaç, Avrupa, 1. Viyana, Avrupa ve Preveze Avrupa için yapılan seferler. Ama Cezayir ve Trablusgarp'ın fethi ise tabii ki de Cezayir ve Trablusgarp Kuzey Afrika için yapılan şeyler. Kuzey Afrika, Kuzey Afrika. Aynı zamanda Irak-Kain Muharebesi var. Bu da tabii ki Doğu egemenliği için yapılan mücadele. Şimdi gelelim bunların kimler tarafından ne zaman nasıl yapıldığına. Şimdi Tebriz, Nahçıvan, Amasya Anlaşması, Sudan'ın Kızıldeniz sahilinde Sevakin Adası merkezi Habeş Eyaleti'nin kurulması, Augsburg Anlaşması, Cerbe Deniz Savaşı, Zigetvar Seferi. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarında bunlardan bahsedilir diyor. Bakın hatta şöyle gösterelim. Bizim tak kitabımızda burada gösteriyor mesela. Diyor ki nerede? Şu anda anlattığımız şey Dünya Gücü Osmanlı. Direkt kazanımları gösteririz. Daha yani. Mesela 1453-1520 yıllar arasındaki meydana gelen başarılı siyasi gelişmeleri tarih şeridi haritalar üzerine gösterir. Bu kadar. Bu kadar. Bunlar verilir. Ama sonra İstanbul'un fethinin sebepleri ve fetih sürecinin fetih stratejik sonuçlarını kavratır diyor. Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hakimiyet kurması ve Türk İslam dünyası üzerine etkilerini analiz eder. Dolayısıyla bunlar sizin sınav sorularınız. Buna göre çalışmanız sizin için çok daha faydalı olur. Bunları sadece bilmemiz yeterli dolayısıyla. Şimdi gelin bunlarla alakalı detaylara girelim. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman en uzun tahtta kalan kişi, babası Yavuz, Muhteşem Süleyman olarak biliniyor. Ve Büyük Türk ve Kanuni. Ne yapıyor? Batıdaki düşmanları Habsburglar, doğuda da Safeviler var. Osmanlı bu gücün zirvesindeyken bunları ortadan kaldırması lazım. Şimdi Belgrad ve Rodos'u fethederekten Kanuni Sultan Süleyman Fatih'in isteyip alamadığı, dedesinin isteyip alamadığı yerleri hallediyor ve devletin prestiji adına çok büyük bir önem kazanıyor. Mohaç Meydan Savaşı ile de Macaristan'ın büyük bir bölümü Osmanlı hakimiyetine giriyor. Viyana'yı kuşatıyoruz fakat geri dönüyoruz. Kanuni Almanya seferine başarılıyor. Şarken artistik yapıyor Kanuni'ye. Kanuni de Almanya'ya doğru yürüyor fakat karşısına kimse çıkamayınca 1533 İstanbul Anlaşması imzalanıyor ve böylece Avusturya Kralı Osmanlı sadrazamına denk düşüyor. Yani bizim padişahımıza denk düşen bir adam kalmamış oluyor böylece Avusturya'dan. Kanuni Sultan Süleyman 1566 yılında hasta olduğu halde çıktı. Onun için son seferini ne yapıyor? Zigetvar Seferi'yle. İran'la alakalı Safevi ilişkilerimize baktığımızda Irak-Kain Seferi'yle Tebriz ve Bağdat'ı alıyoruz. Doğu Seferimiz, ilk Doğu Seferimiz. İran'la alakalı Tebriz Seferi'nde ise Doğu meselesine son vermek için Safeviler üzerine ikinci kez saldırıyoruz. Ve Tebriz geri alınıyor. Ve 1555 özür dilerim. Amasya Anlaşması imzalanaraktan günümüze kadar geçerli olabilecek olan önemli bir sınır çiziliyor. Nahçıvan Seferi ile de 1553 artık bu Amasya Anlaşması imzalanmış oluyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nin kapitülasyon siyasetine baktığımızda hani demiştik ya Kuzey Amerika ve Güney Amerika'yı keşfedince bunlar Avrupa yeni yollar bulunca biz mecburen bu bak şimdi yollar değişiyordu. Buralar şu Türkiye bayrağının olduğu yerler önemini kaybedip şurası önem kazanınca biz kapitülasyonlar veriyorduk. Şimdi kapitülasyon vermemizin mali ve siyasi nedenleri var. Mali nedeni topraklarından transit geçen şu yolların önemi kayboldu ya. Transit geçen ve ülkelerden ihraç edilen mallardan vergi almak istiyoruz. Yani buraları kullanın diyoruz. Rahat rahat buralardan ticaret edin. Buraları kullanmayın diyoruz. Siyasi olarak da Batı devletlerine imtiyaz vererek müttefik edinmek ve böylece Haçlı Birliği'ni parçalamak istiyoruz. Biz kapitülasyonları ilk Fransa'ya veriyoruz. Şimdi Avrupa'da kim var? Fransa var. İşte Almanya var. Hani o zamanki adıyla Prusya, Germenler var diyelim ki. İşte İngiltere var. Avusturya var. Bunların hepsi birleşip bize saldırabiliyorlar normalde. Ama sen sadece Fransa'yı yana çektiğin zaman, kapitülasyonları ona verdiğin zaman aralarındaki birliği bozmuş oluyorsun. Kapitülasyon siyaseti iki dönem ayrılıyor. Birinci döneminde 1352'de Ceneviz Cumhuriyeti'ne
tanınan ilk kapitülasyonlardan Mısır'ın fethine kadar uzanan dönem. Bir de Venediklilerde 1384 ve 1380 yılları arası kapitülasyonları tanıyor. İkinci dönemde ise Mısır'ın fethiyle başlıyor. Yavuz 1517'de Memlük Sultanları tarafından Venedik'e, Katalan ve Fransa'ya verilen kapitülasyonları yeniliyor. Yani kapitülasyonlar sonradan bize dert olacak. Hocam nedir kapitülasyonlar? Biz anlamıyoruz diyorsanız şöyle anlatalım. Şimdi diyelim ki Avrupalı bir adam bir mal aldı, tamam, diyelim ki şu Avrupa malı olsun, tamam mı? Bu Avrupa malını sen Türkiye'ye alıp da böyle rahatça satamazsın. Buna vergi vermek zorundasın. Yani Avrupalı bunu 10 liraya mal etti ya. 10 lira da kar koydu, 20 liraya buraya satacak ya, bunu 20 liraya satamaz. 10 lira da bize vergi veriyor, bunu 30 liraya satabiliyor. Bu 30 lira olunca Türk malı olan da bir şey olsun. Mesela şurada Türk malı olsun, tamam mı? Şu Türk malı olan şeyi de, bu da aynı görevi görüyorsun, ikisi de kumanda. Şimdi biz bunu bunlar kadar ucuza mal edemediğimiz için ne yapacağız? Biz de bunu 20 liraya mal ettik ya, biz bunu 25 liraya satmaya çalışacağız. Şimdi bu 30 lira, bu 25 lira olunca halk diyecek ki ya ben bunu da alabilirim, bunu da alabilirim. Ama bu eğer 20 liraya gelse buraya, bu 25 lira, bu 20 lira, o zaman halk der ki ya 25 liraya bu Türk malını alacağıma 20 liraya daha kaliteli olan ve daha ucuz olan yabancı mal alırım der. Bu sefer daha iyi hocam, yabancı mal alsınlar. Hep yabancı mal alınca bu satılmaz. Bu satılmayınca bunun fabrikası kapanır. Bunun fabrikası kapanınca insanlarımız işsiz kalır. Ve insanlarımız işsiz kalınca para kazanamayacağı için bunu da alamayız. Dolayısıyla bizim kendimizin üretip kendimizin satması gerekiyor. İşte kapitülasyonlar varken biz çok zengindik, çok güçlüydük. Bu 20 liraya gelsin 15 liraya da satabilir diyorduk yani. Önemli değil, biz sana rahat rahat ticari kolaylık veriyoruz diyorduk. Ama sonradan artık gümrük koyuyoruz. Kapitülasyonları Lozan'da kaldırıp gümrükler koyacağız. O da ayrı bir mesele. Kapitülasyon yani yabancıların rahat rahat mal satmasını, gümrüksüz mal satmasını, kendi hukuk kurallarına göre hareket etmesini sağlayan ticari ayrıcalıklar. Şimdi ben tek siz hepiniz. Kim? Safeviler, Venedikler, Cenevizler, Habsburglar ve İspanyalılar. Şimdi Venedik ve Cenevizlerin Osmanlı politikasına baktığımızda İstanbul'un fethinden sonra ticari ayrıcalıklarını kaybetmek istemiyorlar. Ticaretten faydalanmak için Osmanlı'dan imtiyazlar alacaklar. İstanbul, Bursa ve Edirne gibi şehirlere Venedikli tacirleri biz yerleştiriyoruz ki hala bizimle ticaret yapsınlar. Bu gelişmelerle Osmanlı ticareti canlanacak ve Haçlı Birliği bozulacak. Denizlerde de Osmanlı hakimiyeti güçlenecek. Niye? Biz Venedik'i yanımıza çekerekten bir kere ticaretimiz canlanıyor. Haçlı Birliği bozuluyor. Venedik, Ceneviz falan birleşemiyorlar. Ve denizlerde de hakimiyetimiz güçlenmiş oluyor. Habsburg hanedanlığıyla mücadelemize baktığımızda hanedanın başında Charlken var. Yani eski adıyla Almanlar bunlar. 13. yüzyıldan itibaren Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'na iktidar Habsburg hanedanlığında. Kanuni Cihan Hakimiyeti düşüncesi iki günler arasında mücadeleleri başlatıyor. Şimdi Kanuni diyor ki ben diyor koskoca diyor Kanuni'yim diyor. Yani şöyle haritaya bir daha bakalım isterseniz. Venedik, Roma, Bosna, Sırbistan, Arnavutluk, Macaristan, Boğdak, Evdam, Kırım, Azak, Gürcistan, Çaldıran, Merzabuk, Otu, Arabistan, Hicaz, Mısır, Trabzon her yer benim diyor. Sen ki Şarken what the hell is going on? Yani ne diyorsun kardeşim sen kimsin diyor. Ve yürüyor üzerine. Yürüyünce tabii Almanlar tırsıyorlar. Kanuni'nin diğer Avrupa devletlerine yardım etmesi Avrupa'da güçlü bir siyasi birliğe engel olmasından dolayı. Çünkü biz niye başka devletlere yardım ediyoruz ki? Güçlü bir siyasi birlik olmasın aralarında. Böylece karşılarında güçlü bir siyasi birlik olmayınca, Haçlı Birliği olmayınca biz daha hızlı ilerleyeceğiz. Osmanlılar Habsburg İmparatorluğu'na karşı İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi milli monarşilere yardım ediyor. Kapitülasyon veriyor. Niye? Kendi aralarında birleşmesinler diyor. Denizlerdeki mücadelelere baktığımızda Osmanlılar Portekiz'e karşı Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'na donanmalar gönderiyor. Akdeniz hakimiyeti içinde İspanya ile mücadele içinde oluyor Osmanlı. Şimdi Osmanlı Devleti'nin dış politikasına baktığımızda dünya gücü Osmanlı Hint denizlerinde maalesef Portekiz'e karşı kaybedecek. Portekiz'e karşı Gücerat'ı Endonezya'da Aceh Sultanlığı himaye ediyor. İspanya'nın Cezayir ve Tunus'ta önemli yerleşim merkez girişimlerini önlüyor, saldırılarını önlüyor. Fransa, İngiltere ve Hollanda'yı da himaye girişiminde bulunuyor. Protestanlığın kuvvetlenmesine rol oynuyor. Niye? Şimdi bunlar Katolik'ti ya. İstanbul'da da Ortodokslar vardı. Şimdi yeni Protestanlar çıkınca biz onları da destekliyoruz. Böylece bir orada var, bir buradalar, bir buradalar. Hepsi birleşim yani. Haçlı Birliği'ni bölmüş oluyoruz. Yani şöyle iki tane düşmanın var senin. Şu düşman, şu düşman. Sen de busun. Eğer sen onlardan birine yardım edersen, diyelim şuna yardım edersen bunların arası açılmış oluyor. Böylece sen bir şekilde güçlenmiş oluyorsun. Kutsal Roma İmparatorluğu karşısında varlığını tehdit altında hisseden devletler Osmanlılara başvuruyor. Yeni çağda Avrupa'da ortaya çıkan Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi milli devletler Kutsal Roma İmparatoru ve Papa egemenliğine karşı gözlerini doğudaki büyük güce yani Osmanlı'ya çeviriyorlar. Fransa Kralı 1. Fransuva Charlken ile mücadelesinde kanunun askeri yardım sayesinde ayakta kalabiliyor. İspanya'daki Müslüman ve Yahudilere yardım edilmesi 2. Bayezid döneminde yani Fatih Sultan Mehmet'in oğlu döneminde
Kastilya Kraliçesi 1. Isabel ile Aragon Kralı 2. Ferdinand 1492 yılında Granada Sultanlığı'nı ortadan kaldırıyor ve İspanya Birliği'ni oluşturuyor. Ve ardından da çok sert bir şekilde 100 bin kadar Yahudi'yi zulmediyorlar. Onlar da gelip Osmanlı'ya sığınıyor. Bölgedeki Müslümanlar da Osmanlılar tarafından katliamdan kurtarılıyor. Yani biz insan olduğumuz için, insan sevgisiyle dolu olduğumuz için sadece Müslümanları değil, zulme uğrayan Yahudileri de kurtarıp İstanbul'a getiriyoruz. Anadolu'ya getiriyoruz. İspanyol saldırıları karşısında savunması kalan Kuzey Afrikalı Müslümanları da Osmanlılardan yardım istiyor. Ve Barbarossa, yani Kızıl Sakar, Barbaros Hayrettin Paşa'nın kaptanı deryanı getirmesiyle Osmanlı-İspanya mücadelesinden Osmanlı üstün çıkıyor. Dolayısıyla biz hem Akdeniz'i Türkülerine getiriyoruz, hem Karadeniz'i Türkülerine getiriyoruz. Van Gölü zaten bizim gölümüzdü. Karaların ve denizlerin hakim oluyoruz. Osmanlılar kuruluş döneminde Fırat'tan Tuna'ya kadar Anadolu ve Balkan topraklarını fethederek borçları hakimiyeti altında, buraları hakimiyet altında birleştiriyordu. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı Devleti artık bir kıta, yani kara gücü haline geliyor. Özellikle 16. yüzyıldaki yoğun askeri ve siyasi faaliyetleriyle Osmanlı, Cihan Şumul, yani Avrupa'da, Afrika'da, Asya'da, Avrasya'da, Hicaz'da çok büyük bir devlete dönüşüyor Osmanlı. Osmanlılar Akdeniz'de İstanbul'un fethiyle Karadeniz ve Avrupa ticareti üzerinde kontrol sağlıyoruz. Cenevizli ve Venedik gibi İtalyan devletlerine karşı ticari imtiyazlar veriliyor. Akdeniz'deki adalar başta olmak üzere Cezayir, Tunus ve Fas'ta üsler kuruyoruz. Tüm bu faaliyetler Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki hakimiyetiyle güvenliği artmış ve korsanlık faaliyetleri azalıyor. Osmanlı Akdeniz'i kontrol altına alınca korsanlık faaliyetleri azalmış oluyor. 1538 Preveze Deniz Savaşı ile Haçlı ordusu büyük bir bozguna uğratılıyor. Bu Kanuni döneminde oluyor. Büyük bir zafer. 1571 maalesef İnebahtı Deniz Savaşı ile Osmanlı donanması yakılıyor. Haçlar büyük bir zafer elde ediliyor. Bu da 3. Selim zamanında. Fakat şu çok önemli. Biz Preveze Deniz Savaşı ile onların kolunu kesiyoruz. Onlar İnebahtı Deniz Seferi ile bizim sakalımızı kesiyor. Kesilen sakal daha görü çıkar ama kesilen kol yerine gelmez. Bu da yine bir Osmanlı büyüğünün sözü. Coğrafi keşiflerin ne olduğunu biliyorduk zaten. Neydi? Adamların yeni yollar keşfederekten zengin olması ve zengin olduktan sonra da bilime sanata önem vererekten Osmanlı'nın yani doğunun daha da ötesine geçmeleriydi. Buydu. Kuzey Amerika keşfediyorlar, Güney Amerika keşfediyorlar, Afrika'yı keşfediyorlar, Hindistan'a ulaşıyorlar. Bilimsel teknik ilerlemeler bunun bir nedeni. Cesur gemiciler, doğu ülkelerinin zenginliğine ulaşmak, tüm dünyayı tanımak ve Hristiyanlığı yayma amaçları ve Hindistan'a ulaşmak için yeni yollar arama isteğiydi. İşte benim sabahtan beri çizdiğim kötü haritanın orijini burada. Biz burayı kontrol altına alınca, yani şu bölge bize geçince Avrupalılar ne yapacaklar? Yeni yerler arayacaklar. Şimdi Barthelmy Diaz, Ümit Burnu, Vasco da Gama yine Hindistan'a ulaşması, Magellan'ın seyahati, Christoph Colomb Amerika'yı keşfetmesi, İspanyollar buraları alıyor. O yüzden Meksika, Brezilya ve Arjantin İspanyolca konuşuyor. İngilizler buraları alıyor ve o yüzden Avrupa, Amerika ve Kanada İngilizce konuşuyor. Avustralya İngilizce konuşuyor. Afrika İngilizce konuşuyor. Osmanlı hakimiyetindeki yerler burası. Portekizliler de buraları ele geçirecekler. Şimdi coğrafi keşiflerin sonuçlarına bakalım. Birincisi dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanıyor. Yeni yerler ve kültürler keşfediliyor. Kakao, vanilya, domates, patates gibi yeni bitki türleri ve hayvan türleri keşfediliyor. Avrupa'da zenginliğin kaynağı toprak olmaktan çıkıp değerli madenler. Yani altın ve gümüş artık değerli birer madene dönüşüyor. Tabii ki burada Hristiyanlık yeni yayılma alanları bulacak, ticaret yolları yer değiştirecek, Atlas Okyanusu limanları önem kazanıp Akdeniz limanları önemini kaybedecek. Bunu da iyi bilmemiz lazım. Hint deniz seferlerine baktığımızda baharat ticaretine gelişmek isteyen Portekizlerin saldırgan bir tutumu var. Ve Portekizlilerin Basra Körfezi ve Kızıldeniz'e giriş çıkışı engelleniyor. Neresi orası? Basra Körfezi burası, Kızıldeniz de burası. Şimdi Gücerat hükümdarı yardım istiyor. Yani buradaki Hindistanlı Gücerat hükümdarı yardım istiyor. Biz oraya yardımı gönderiyoruz ama başarısız oluyoruz. Niye? Bir kere gereken önemi vermiyoruz maalesef. Burası önemsiz, önemli. Osmanlı donanmasının okyanus şartlarına uygun olmaması, Portekiz donanması güçlü, Hint denizinin Osmanlı gemicileri tarafından iyi tanınmaması ve Gücerat sultanlarının Osmanlı donanmasına yardım etmemesi bizi zor duruma düşürüyor. Portekizlerin Kızıldeniz yoluyla hacca giden Müslümanlara saldırılması üzerine Hint deniz seferlerini başlattık biz. Yani hac burada ya bakın şöyle. Hac burada, Medine Mekke burada. Biz Kızıldeniz yoluyla hacca giden Müslümanlara Portekizler saldırınca Hint deniz seferlerine başlıyoruz. Portekizlere karşı Hint deniz seferine, Hint denizine 1528'de, yok yanlış hatırladım, 1538'de, 1551'de de olması lazım ve 1552, 1553 yani ard arda 3 yıl boyunca seferler düzenleniyor. 4 ayrı sefer düzenleniyor. Bu seferlerde istenen büyük bir başarı elde edilemiyor. Bu seferler sonucunda Piri Reis Kitab-ı Bahriye diye bir eser yazıyor. Bakın Kitab-ı Bahriye denizcilik kitabını yazıyor. Kim yazıyor bunu?
Piri Reis. Bunu size sınavda sorabilirler. Piri Reis kitabı Bahri Adresen'i tanımlıyor ve çizgi haritalarla o dönemin dünyasını en iyi şekilde gösteriyor. Seyid Ali Reis de, bu da önemli, Seyid Ali Reis de Mir'atül Memalik adlı eserini yazıyor. Mir'atül Memalik adlı eserde bu Hint deniz seferlerini işliyor. Memati Reis diye aklınızda söylüyoruz. Memalik Reis. Memati Reis. Akdeniz'deki güçlerin değişimine baktığımızda Ümit Burnu'nun keşfedilmesi Akdeniz ticaretini ikinci plana düşürüyor. 1571 İnebahtı mağlubiyetinden sonra Venedik, İspanya ve Papalık ittifakı Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki varlığını tehdit ediyor. Osmanlılar ekonomik avantaj arayışı ve Batı Avrupa'da Habsburglara karşı müttefik bulunma amacıyla İngilizlere 1580'de ticari imtiyazlar tanıyor. Şimdi Osmanlılar Hollandalıları Akdeniz'e İspanya karşı ittifak kurabilecekleri bir deniz gücü olarak gördüğü için Hollandalılara destek verecek. Hollandalılar ise işin ticari yönüyle ilgileniyor. Burada şunu bilmemiz lazım. Bu gelişmeler Osmanlılar Akdeniz'deki ekonomik hakimiyetini etkileyecek tabii ki. Ticari anlaşmalar ile bu durum muhafaza edilmeye çalışılacak. Şimdi Kanuni zamanında Belgrad, Mohaç, Macaristan yani Almanya seferi, İstanbul Anlaşması ve Fransa'ya kapitülasyon vardı ve Arnavutluk vardı. Batı'da bir şey yoktu burada. 3. Murat zamanında da Lehistan vardı. Anadolu'da Canberdi Gazali isyanı, Memlükler, Baba Zünun isyanı sosyal içerikli, Kalenderoğlu Safevi etkisi ve Ahmet Paşa vezirlik için isyan ediyor. Yavuz Sultan Selim diyorum, özür dilerim. 3. Selim ve 3. Murat'tayız şu anda. Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Selim'in babasıydı. Şimdi oğlunun ismini de Selim koyuyor. Sarı Selim'le karıştırdım. Sarı Selim zamanında Batı'da ve Anadolu'da gelişmeler yok. Rodos'un fethi ve Preveze Deniz Muharebesi yine denizlerdeki büyük zaferlerimiz. Kıbrıs'ın fethiyle biz kol kesiyorduk. İnebahtı deniz kaybıyla ise sakalımız kesiliyordu. Sokollu'da kanal projeleriyle aynı zamanda büyük bir bağlantı kurmak istiyor Orta Asya'yla. Bunlara da değineceğiz. Doğu'da Kanuni Sultan Süleyman Safevilerle yani İranlarla mücadele edecek ve 1555 Amasya Anlaşması'nı imzalayacak. 3. Selim zamanında Yemen ve Tunus ele geçirilecek. Ferhat Paşa Anlaşması ile doğudaki en geniş sınırlara ulaşmış olacağız 3. Murat zamanında. Şimdi Osmanlı'nın kalbi Topkapı Sarayı. Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk saray Orhan Gazi tarafından yani Orhan Bey tarafından Bursa'da yapılıyor. 1. Murat zamanında da Edirne fethedilmişti ve Edirne Sarayı yapılıyor. Hatta Edirne'de başkent yapmıştı. 1465 ve 1478 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından Topkapı Sarayı yapılıyor. Yeni saray ismini de bilinen ve padişahlar için bir baba ocağı sayılan Topkapı Sarayı'nda padişah ailesiyle birlikte yaşıyor, ikamet ediyor ve devleti buradan yönetiyor. Padişahların sünnet merasimleri, defin işlemlerine kadar birçok faaliyet burada yaşanıyor. Ayrıca saray devlet kademesine görev alacak devlet anlayışı yetiştirildiği en önemli eğitim merkezi olan Enderun'a da sahip. Şimdi sarayın bölümlerine bakalım. Birun sarayın dış bölümü. Doğrudan padişaha bağlı Yeniçeri Ağası bu bölümde bulunuyor. Yeniçeri Ağası direkt şey yani hani devşirme. Küçük yaşta eğitilip yetiştirilmiş bir asker, robot gibi yani. Altı bölük halkı, cebeciler, topçular, çaşnigirler, seyisler, müteferrikalar burada bulunuyor. Ve aynı zamanda Birun, Bab-ı Saadet kapısı ile Enderun'a bağlanıyor. Birun'daki görevlere baktığımızda hacegen var. Müneccim başılar gelecekle ilgili tahminde bulunuyorlar. Hekim başılar doktor, padişah hocaları yüksek ilmi erkeli hocalar. Eminler şehir emini sarayın kamu binalarının tamirat ve bakımını yapıyor. Darphan emini para basıyor. Matbahaya amir emini saray mutfağından ilgileniyor. Erbabı hizmete baktığımızda emir alem saltanat sancağı, kapıcılar ketüdası saray kapıları, çarşıgirbaşı sofra hizmetleri, bostancılar padişahın yakın koruması, saray bahçesi ve sahillerin görevlisi, ehli hiref saray sanatkarı, bir de divan-ı hübayunun mübaşiri yani teşrifatçısı olan çavuş başları var. Enderun ise en derinde yani sarayın iç bölümü. Padişahın güvenilir hizmetkarları bu bölümde. Büyük oda, küçük oda, seferli odası, doğancılar odası, kiler odası, hazine odası ve has oda olmak üzere 7 odadan oluşuyor. Devletin ihtiyaç ve devlet adamları bu bölümde yetiştiriyor. Yani devletin en iyi üniversitesi burada. Enderun'da has odabaşı amir, silahdar ağa paşa padişah silahlarını kontrol ediyor. Çuhadar ağa padişahın kaftan ve kürklerini, rikabdar padişahın çizme ve ayakkabılarını, tülbent ağası padişahın sarıklarını ve çamaşırlarını, kapı ağası da sarayın genel sorumlusu oluyor. Harem'e baktığımızda hükümdar ve ailesinin bulunduğu bölüm. Haram yani buraya girmek yasak. Saray kadınları burada eğitim ve öğretim görüyorlar. Burada da harem ağası var. Harem ağası da onların yöneticisi. Şimdi haremdeki görevlerde saray ağası var. Sarayın temizlik ve düzeninden sorumlu. Saray ketküdası saray kapısını bekleyen görevleri idare ediyor. Hazineder ağa da harem-i hümayunun masrafları ile ilgileniyor. Şimdi harem Arapça yasak anlamına geliyor. Padişahın özel hayatını sürdürdüğü bölüm. Padişahın evi olan haremde padişahın ailesi ve cariyeler var. Hanedan üyeleri ve Darüssade ağası dışında hiç kimse de buraya giremiyor. Divan-ı Hümayun'a baktığımızda, Büyük Divan'a baktığımda şimdi
Kalemiye, maliye ve yazışmaydı. Burada nişancı var, yazışmalara bakıyor. Defterdar, mali işlere bakıyor. Resul Kitap da nişancının yardımcısı ve sonradan da dış işlerinden sorumlu Dışişleri Bakanı olacak. Şimdi Divan-ı Hümayun Orhan Bey zamanında oluşturuluyor. Danışma meclisi niteliğinde çünkü son kararı Fatih padişah veriyor. Fatih'ten sonra sadrazamlar başkanlık ediyor. Fatih yani ben varken rahat konuşamıyorsunuz diye dışarı çıkıyor. İkinci Mahmut, Mahmut değil de burası Mahmut olacak. İkinci Mahmut döneminde kaldırılıyor. Seyfiye, İlmiye ve Kalemiye sınıfında görevleri var. Kalemiye anlattık. İlmiye eğitim yargı ve din demiştik. Şeyhülislam dini fetvalar veriyor. Kazasker, kadı asker divandaki büyük davalara bakıyor. Ve kadı ve müderris atamalarına bakıyor. Yani adalet bakanı. Seyfiye ise askeriye sınıfı. Vezir azam padişah mutlak vekili yani başbakan. Vezirler sadrazam yardımcılar yani bakanlar. Kaptanı derya deniz kuvvetleri komutanı. Yeniçeri ağası da yine emniyet genel müdürü gibi düşünebiliriz. Padişah hanedan ve kanunname Ali Osman'a baktığımızda ülkenin ve devletin tek sahibi tabii ki de Osmanlı'nın padişahları. Mutlak otorite olan padişahı mührünü verdiği başbakanı yani veziri azam temsil ediyor. Bütün devlet işleri padişahın kontrolünde ve kanunlar mutlaka padişahın emri olarak çıkıyor. Merkezi otoriteyi güçlendirmek için kanunnameyi Ali Osman düzenliyor. Yani padişah kendi kardeşini öldürme izni veriliyor. Biliyorsunuz Osmanlı'dan önce ülke hanedanın ortak malı kabul ediliyor. Fakat 1. Murat ülke hanedanın malı değildir. Ülke sadece baba ve oğullarındır diyor. Fatih de kardeş katli bile izin verilebilir diyor. Niye? Sen kardeşinle kavga edeyim derken ülke ikiye bölünüyorsa bir anlamı kalmadı. Koskoca ülke senin kardeşinle kavgan yüzünden gitti. Padişahın Divan-ı Hümayun'a başkanlığını vezir-i azama devretmesi yine haremden evlenme usulünün uygulanmasıyla alakalı. Haksız yollarla servet edinenleri cezalandırmak amacıyla devlet tarafından kişinin malına el konuluyor. Siyasetnamelere baktığımızda hem devrin hükümdarları, siyasetname bir kitap. Yöneticiler için yazılmış kitap. Ama aynı zamanda halk içinde. Devletin ileri gelenlerine hem de daha sonra bu görev üstlenecekleri yol göstermek, tavsiyelerde bulunmak amacıyla kaleme alınan eserlere biz siyasetname diyoruz. İlk olarak Nizam-ı Mülk yazmıştı mesela Selçuklularda. Sonrasında işte Kutat Kubilik var Yusuf Has Hacı tarafından yazılan. Siyasetnamelere göre devlet idaresi, adalet anlayışı en başta gelen erdemdir. Yani en güzel özelliktir. Adalet çok önemli. Padişahın yerine getirmesi gereken en önemli görev adaleti sağlamak. İlk siyasetname Şeyhoğlu Mustafa tarafından kaleme alınan Kenzül Kübera ve Muhekkül Ulema. Şehzadelerin eğitimine baktığımızda padişahın erkek çocuklarına şehzade ya da Çelebi deniyor. Şehzadelerin doğum haberi bir hat-ı hümayunla vezir-i azama bildiriliyor. Saray geleneğine göre 4 yaşına gelen şehzade haremdeki şehzadegan mektebine ilk eğitimine başlıyor. Sancaklara vali olarak atanan şehzadeler, kalemler düştü evet, vali olarak atanan şehzadeler Çelebi Sultan oluyor. Çelebi Sultan. Bunlar padişahın oğulları tabii ki. Sancağa çıkan şehzadenin yanında özel ders hocası dediğimiz Lala denilen tecrübeli devlet adamları var. Hatırlarsanız Selçuklularda meliklerin yanında atabeyler vardı. Osmanlı'da şehzadelerin yanında Lala'lar var. Sancaklarda şehzadelerin başkanlık yaptığı divan-ı hümayunun benzeri şehzade divanları var. Sancakta bulunan tımarlı sipahilere şehzadeye bağlı tabii ki. Sancağa çıkma süre yetişen son padişah da 3. Mehmet. Sonradan sancağa çıkma kaldırılacak kafes sistemi. Toplumun harcına baktığımızda toplum din, dil ve ırk bakımından ikiye ayrılıyor. Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar, gayrimüslimler. Gayrimüslimler, Hristiyanlar ve Yahudiler var tabii ki. Biz de ümmeti Muhammed yani Müslümanlarız. Millet sistemine baktığımızda Müslümanlar, Türkler, Araplar, Arnavutlar, Boşnaklar, Gürcüler, Berberiler, Çerkezler, Abazlar ve Çeçenler var. Gayrimüslimler de Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler de oluşuyor. Şimdi fethedilen buna biz bakın bu bir millet politikası. Millet politikası. Osmanlı'da millet politikası. Yani böyle şey değil, milliyetçi değil de dine bağlı. Fethedilen yerlerdeki İslam kültürünün etkisine baktığımızda imar ve iskan patikası var. Yani oraları yerleşik hale getiriyoruz. İlk adım Ulu Cami. Oraya bir Ulu Cami yapılıyor. Caminin yanına bir çarşı, Bedesten yani pazar yeri ve Arasa denilen yapılar yapılıyor. İkinci adım şehre kadı tayin ediliyor. Yani bir vali ve hakim. Ve sonrasında işte emniyet müdürü gibi subaşı, ordunun başı tayin ediliyor. Osmanlı şehirlerine baktığımızda cami, mescitler, kahvehane ve bozhane, panayırşenlikler etrafında şekilleniyor. İstanbul'dan yola çıkan hac münasebetiyle kutsal topraklara gönderilen hediyelerin bulunduğu Surre alayı önemli. Ve aynı zamanda Hırka-i Saadet merasim var. Hırka-i Saadet merasim var. Osmanlı Sarayı'nın Ramazan'a mahsus önemli etkinlikler arasında. Osmanlı mutfağına baktığımızda Türk mutfağı çok zengin. Osmanlı yemeklerinde et, süt, yoğurt, peynir, yağ kullanımı çok fazla. Domates ve salça Osmanlı mutfağına 19. yüzyılda geliyor. Yani Fatih Sultan Mehmet hiç menemen yemiyor. Ya da Yavuz Sultan Selim ya da Kanuni Sultan Süleyman.
Osmanlı kılık kıyafete baktığımızda kılık kıyafet kültürünün oluşmasında kılık kıyafetin oluşması bayağı daha devam ediyoruz arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. Bu arada sizler de hem tak kitabından ödevler çözeceksiniz. Pardon, burada sorular çözeceksiniz. Hem de sıfırdan ona tarihten de bunların hepsini sizlere biz detaylı bir şekilde anlattık. Oradan da hızlı bir şekilde çalışıp tekrar edebilirsiniz. Bunlardan birazdan ödev vereceğim. Şimdi kılık kıyafet kültürünün oluşmasında tabii ki din kuralları, yaşanılan çevre, sosyal yapı, gelenekler ve kanunlar çok çok etkili. Fatih zamanına kadar kadınların yüzlerini örtmedikleri, yalnızca başlarını örttükleri sokak giysisi olarak ferace ve yaşmak kullandıkları görülüyor. Zamanla Türklerin yerleşik düzene geçmesi, imparatorluğun sınırlarının genişlemesi, ekonomik koşullar etkisiyle çıkarılan emirlerde kadınların giysileri üzerinde ayrıntılarıyla durulmuş. Feracelerin süslemeleri, yaşmakların biçimleri, kalınlığı hatta rengi bile devlet tarafından düzenlenmiş ve kontrol edilmiş oluyor. Osmanlı toprak mülkiyeti ve çifthane sistemine baktığımızda Osmanlı toprak sisteminin temeli İslam toprak hukuku. Osmanlı toprak sisteminin oluşmasında eski Türk İslam devletleri, Roma, Bizans ve eski İran medeniyeti etkili. Osmanlı toprak yapısına baktığımızda mülk arazi var. Kişilerin elinde bulunan ve tamamen kişilere ait. Bir de öşre toprak var. Müslümanlara ait. Harace toprak var. Bu da gayrimüslimlere ait. Şimdi miri arazi devlet arazisi. Osmanlı topraklarının büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Bu toprağın sahibi kim? Padişah, yani devlet. Mülkiyeti devlete ait olan bu topraklar ekilip biçilmesi veya işlenmesi amacıyla halka, yani reaya bırakabiliyor. Dirlik geliri yararlılık gösteren kişilere. Paşmaklık geliri padişah kız ve işlerine. Ocaklık geliri kale muhafızlarına. Malikane üstün hizmette bulunan kişilere. Yurtluk geliri sınır boylarındaki askerlere. Mukata da doğrudan hazineye verilen miri arazi. Osmanlı toprak yapısına baktığımızda dirlik askerlere maaş karşılığı verilen toprak gibi. Has yıllık geliri 100 binden fazla. Padişah, vezir, şehzade ve beyler beyine ait. Zahmet ise yıllık geliri 20 ve 100 bin arasında. Subaşı, sancak bey ve kale komutanlarına ait. Tımar da yıllık geliri 3-20 bin arasında. Savaşlarda yararlılık gösterenlere verilen toprak. Çifthane Osmanlı Devleti'nde toprakların yaklaşık %80'si miri, yani devletin toprağı. Bir çift öküzün işleyebildiği arazilerin tümüne çiftlik, köylü ailesine ise hane dendiğini bilmemiz lazım. Bu sistemle feodal oluşumlar engelleniyor. Yani etrafını saran kalelerle onları koruyan bir adam yok. Devletin toprak ve reaya üzerinde kontrolü sürdürülüyor. Zirai üretim, yani domates, patates, salatalık üretiminin sürdürülmesi garanti ediliyor. Ve çiftliklerin dağılması, tarlaların bağ bahçe haline gelmesini engellemek hedefleniyor. Lonca teşkilatına baktığımızda ise, evet şöyle bakalım kaç sayfamız kalmış. Ay, çok az sayfamız kalmış arkadaşlar, birazdan bitireceğiz. Lonca teşkilatına baktığımızda ise Osmanlı ekonomisinin üretim sisteminde lonca teşkilatının, yani bu esnaf dayanışma teşkilatının ve narh uygulamasının rolü büyük. Bunlar örgütlenmiş esnaf birlikleri. Bu da narh uygulaması da bak. Lonca bu, şu mavi olan. Narh uygulaması da temel ihtiyaç maddelerine konan azami ve askeri fiyat. Yani en fazla bu kadar olabilir, en az da bu kadar olabilir. Şimdi loncalarda usta, yardımcısı, kalfa ve en alttaki çırak ilişkisi içerisinde mesleki eğitim var. Loncalarda her bir küçük meslek grubu hirfet adını alıyor. Gayrimüslimler de bu teşkilata üye olabiliyor. Üretim standartlarını belirleyen kurallar ihtisap kanunları. Loncaları denetleyen ve kadı ve muhtesipler var. Esnafın uymakla yükümlü olduğu mesleki ilkelerde fütüvvetnamede zaten yazıyor. Yani işte çalmayacaksın, çırpmayacaksın, kazık atmaya çalışmayacaksın. Böyle bir sürü detayı var. Lonca teşkilatın başkanı şeyh oluyor. Şeyh Edebali mesela. Yardımcıları da Ketüda, Yiğitbaşı ve Ehli Hibre. Ticaret mekanlarına baktığımızda limanlar var. Uluslararası ticaretin gerçekleştiği yerler bunlar. Kapanlar, yiyecek maddeleri satılıyor. Bedestanlarda kıymetli eşyalar. Kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki oteller, yerler. Hatta bu Selçuklular zamanında ücretsizdi. Pazar yeri de halkın temel ihtiyaçlarını karşılandığı alışveriş mekanları. Osmanlı'daki vakıf meclisine baktığımızda vakıf kişilerin taşınır ya da taşınmaz mallarını toplum yararına ebedi olarak bağışlaması. Yani diyelim ki şu adamlar zengin, şu da fakir olsun. Bunların da şöyle malları var. Bunları bu fakire nasıl ulaştıracaklar? Vakıflara veriyorlar. Vakıflar da bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Sosyal barış ve adalet getirilmiş oluyor. Ve Darüşşifa gibi kurumlar vakıflar aracılığıyla kuruluyor. Darüşşifa ne? Şifa yeri, yani hastane. Kendi başlarına karşılayamayan insanların eğitim gibi gereksinimleri de gideriliyor. Tüm bir sosyal dayanışma ile toplumda tabii ki de birlik sağlanmış oluyor. Ve beraberlik ruhu sağlanmış oluyor. Böylece insanlar huzur içinde birbirlerine yardımcı olma duygusuyla beraberlik ruhu oluşturulmuş oluyor. Ve birbirlerine yardımcı olma duygusuyla hareket ediyorlar. Şimdi sizler de ne yapacaksınız? Birincisi bütün bu 10. sınıf konularıyla alakalı en baştan başladık. Nereden başladık biz? Buraları atlamıştık. İkinci dönem tekrar yaptık. Oğuz Göçleri Anadolu'dan değil de
Direkt Beylik Savaşçılar değil de nereden başladık? Biz ha. Buradan. Yani Osmanlı'nın değerli şeyleriyle. Yani bu neydi? Anadolu'nun kandilleriyle başladık. Sayfa 76'dan itibaren buraya kadar kısımda buradaki kavramları mutlaka bilin. Birun, Enderun, Harayim, Kazasker. Bütün buraya kadar çalışmaları yapmanızı istiyoruz arkadaşlar. Eğer iyi bir not almak istiyorsanız sayfa 164'e kadar vakıf meselesi, Leylek Vakfı, Herkese Meyve Vakfı gibi farklı farklı vakıflar var. Bir de tak tarih kitaplarımızdan ödev vermek gerekirse burada biz tak tarihte her ünitenin sonunda bir yazılımız var. Mesela sayfa 106-167'de kriz çağda Osmanlı toplum düzeni yakaladı. Süper bir yazılımız var. Ve öncesinde bir sürü test var ama bu testlerden de daha önemlisi en başında hangi kazanımların nasıl sorulacağına dair bilgi var Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Sonra da bununla alakalı çoktan seçmeni, kısa cevaplı ve açık uçlu soruları da mutlaka çözün. Yine burada da sayfa 150 ve 149'da bir yazılımız var. Bunları da çözmeniz sizin yararınız olacaktır arkadaşlar. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diyoruz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. İyi çalışmalar arkadaşlar.